Beklenen Marmara depremi ve İstanbul'un bu büyük depreme hazır olup olmadığı hepimizin en çok konuştuğu, tartıştığı konular arasında, özellikle de bu böyle büyük depremler yaşadığımızda bir hatırlıyoruz, gündeme getiriyoruz, arada bir korkuyoruz ama sonra bazen unutabiliyoruz. Şimdi İstanbul'u olası depreme hazırlamak haliyle önce binaların yenilenmesinden, depreme dayanıklı hale getirilmesinden geçiyor. İşte bu kapsamda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir kampanya hazırladı. KİPTAŞ'ın yürüteceği bu kampanyayı da Genel Müdür Sayın Ali Kurt'la konuşacağız. Hoş geldiniz Ali Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi önemli bir kampanya. Yani sizinle de konuşuyorduk az önce. Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri aslında bu kentsel dönüşüm süreci ve İstanbul'da binlerce yapı, on binlerce yapı bu kentsel dönüşümde riskli yapılar arasında. Maalesef. Binlerce insan da olası depremi bekliyor. Hep böyle bir konuşuyoruz ama sonra gündemden düşebiliyor ama sizin çalışmalarınız tabii bu kapsamda hep devam ediyor. Şimdi ben şöyle bir baktım. Kentsel dönüşümde mali destek paketi var en son tanıtılan. Evet. Bunun hakkında çok bilgi de var. Ama şöyle bir biz bütün halkımızın da içine alabileceği, İstanbul'da özellikle ne yapabileceğini öngörebileceği bir yoldan anlatalım ve konuşalım bugün burada. Tabii ki. Şimdi bu önemli bir teşvik kampanyası. Evet. Nasıl başladı, ne öngörülüyor? Kampanyanın kapsamını alalım sizden. Şimdi şöyle, biz 2021 Temmuz ayından beri İstanbul Yenileniyor diye bir program uyguluyorduk. Burada amacımız riskli yapıda oturan vatandaşların evini inşaat maliyetine yenilemek. Ancak inşaat maliyetlerindeki aşırı artıştan dolayı vatandaşlara çıkan borçlanmalar çok yüksek olmaya başladı ve özellikle dar gelirli ve emekli ailelerimiz bu borçlanmaların altında ezilmeye başladılar. Hı. Aslında çok ciddi bir başvurumuz var. Şu anda İstanbul genelinde 490 bin bağımsız birimden kapsayan bir başvuru var. Hı hı. Bunların da 27.556 adedinin biz salt çoğunluğunu aldık. Yani her an inşaata başlayabileceğimiz 1011 nokta var. Hı hı. Burada vatandaşlarımız borçlanmayı kabul ediyorlar. KİPTAŞ'a da güveniyorlar ama bu borç yükünün altında eziliyorlar. Biz de bu vatandaşlarımıza destek olması amacıyla 2000 öncesinde oturan, 99 öncesi yapılarda oturan dar gelirli ve emekli ailelere gelir seviyesine göre inşaat maliyetlerinde büyükşehir kaynaklarından faydalanarak bir destek paketini Temmuz ayında meclisten geçirdik. Hı hı. Buradaki tüm kategorilerin detayları istanbulyenileniyor.com sitesinde herkes ulaşabilir. Orada örnek uygulamaların nasıl yapılacağı da yazıyor. Bizim buradaki amacımız vatandaşı teşvik etmek için borçlanma çıkan özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza can suyu olsun diye böyle bir paket geçirdik. Bu çok önemli. Süreci de hızlandıracağını düşünüyoruz. Ancak İstanbul'un büyük yapı stoğunu düşündüğümüzde, risk haritasını düşündüğümüzde belli bir süre sonra bu kampanyada yetmeyebilir. Çünkü her geçen gün inşaat maliyetleri artıyor. O yüzden bu süreçlere özellikle kamu bankalarının mutlaka ve mutlaka müdahil olması gerektiğini biz her platformda dile getiriyoruz. Çünkü vatandaş borçlanmayı kabul ediyor. Süreçleri KİPTAŞ yönetebiliyor. KİPTAŞ vatandaş adına kefil olmayı da taahhüt etti kamu bankalarına ama hala bir araya gelemedik. Yani kamu kaynaklarının bence İstanbul üzerinde özellikle riskli yapılara öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi bir başvuru var. Şu anda bizim başvuran riskli bağımsız birimlerde yaşayan insan sayımız 1.7 milyondan fazla. Hı hı. Ve şu anda 100 bin insanı kapsayan an itibariyle başlayabileceğimiz iş var. Hı hı. Yeter ki bu vatandaşlarımıza uygun ödeme planı sunalım. O yüzden kamu bankalarını da buradan tekrardan çağrı yapmak istiyorum. Resmi yazıyla da yazdık. Ben de Ekrem Başkanımızla ama bir türlü bir araya gelemedik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu destek paketi kesinlikle vatandaşa ciddi bir teşvik olacaktır ve süreçlerin hızlanacağını düşünüyoruz ki başvurularımızda %10-15 artış oldu. Şimdi zaten. Şimdi muhakkak sizin size bahsettiğiniz web sitesinde çok detaylı bir şekilde girip oradan bu bilgilere ulaşabilirler. Ama şöyle üstünden geçmek gerekirse, şimdi merak edilen konular, hani hazır sizi de burada yakalamışken şöyle bir üstünden geçelim bu paketin. Ne kadarlık bir destek? Şimdi düşük gelirliden bahsediyoruz. Düşük gelirin tanımı ne? Dar gelirli şöyle iki asgari ücret, hane geliri iki asgari ücrette olan vatandaşlarımıza inşaat maliyetlerinin %60'ına kadar destek olacak Büyükşehir Belediyesi. Hem hane halkı geliri 2 asgari ücret hem de emekliler ise %65'e kadar destek olacak. 3 asgari ücretli olan ailelere de %40'a kadar bir inşaat desteği, inşaat maliyetinde destek olacağız. Gene emekli olursa artı 5 puan daha %45. Yani emekliler artı 5 puan. Emekliler artı 5 puan tarifliyoruz. %40 ile 60 arasında bir skalamız var. Bazı metrekare kriterlerimiz var. Onlar çok detay. Onu o yüzden örneklem şeklinde sitede anlattık ama %65'e varan desteklerimiz var inşaat maliyetinde. Bu da çok ciddi bir başvuru sayısında. Özellikle başvuru sayımız çok ama uzlaşı da çok daha hızlanmamızı sağlayacak. Aynı zamanda
hızlı tarama testi sonucunda riskli çıkan bazı kategoriler var. A, B, C, D, E diye. D ve E sınıfı kategorisinde çıkan yapılarda, yani her an yıkılma riski olan yapılara da bakanlığın verdiği kira yardımına ek olarak 7000 TL'ye kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi kira desteği verecek. Buradaki tek amacımız dönüşüm süreçlerini teşvik etmek, vatandaşa bir nebze de olsa mali destekte bulunabilmek. Ama hı hı. bu tek başına KİPTAŞ'ın veya Büyükşehir Belediyesi'nin altından kalkabileceği veya sadece merkez yönetimin ilgili kurumların altından kalkabileceği bir süreç değil. Hı hı. Şimdi merkez yönetim de bir kampanya başlattı. Aslında evet. başlattığı bir kampanyadaki bazı eksikleri... Yarısı bizden kampanyası. Yeni duyurdular, yeni bir dönem başlıyor. Yani yarısı bizden kampanyası, biliyorsunuz 2023'te seçim arifesinde kampanya duyurulmuştu. Hı hı. O zaman biz bazı teknik eleştirilerde bulunmuştuk. İşte süreli bir kampanyaydı, kriterler belirlendi. Oradaki bazı eleştirilerimizi dikkate aldıklarını hı hı. görüyoruz. Ancak orada bahsedilen kriterlerle bizim kriterlerimiz arasında çok fark var. Ciddi bir kaynak aktarılacağı söyleniyor. Neye dayalı olduğu belli değil. Bir de gelir seviyesine göre bir dağıtım yok. Bizim kampanyamızı, bakanlığın kampanyasından ayıran en büyük şey, gelir seviyesine göre biz insanlara bir destek sunmak istiyoruz. Çünkü İstanbul'da bazı bölgeler kendi kendine dönüşebilme kabiliyeti olan yerler. Kadıköy, Bakırköy gibi ilçelerde mevcut imar şartları zaten orayı dönüştürmeye yetiyor. Organizasyon sorunu var. Onu zaten KİPTAŞ aracılığıyla sağlıyoruz. Ama Güngören, Esenler, Bahçelievler gibi biraz daha gelir seviyesi aşağıda olan, emeklilerin daha çok olduğu yerlerde ciddi desteklere ihtiyaç var. Yarısı bizden kampanyasının böyle bir kategorisi yok. Artı teknik süreçleri de çok belli değil. Biz süreçlerinde içinde olduğumuz için söylüyorum. O yüzden biz bakanlıktan da şu talepte bulunuyoruz. Bizim elimizde var şu anda hazır 27.556 tane riskli bağımsız birimin salt çoğunluğu alınmış, imzası alınmış. Hı hı. Projeleri netleşmiş bir çoğunun. Riskli yapı süreçleri netleşmiş. Burayla ilgili gelin bu kampanyayla bunu birleştirelim diyoruz. Bunu ben dediğim gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız da diyor. Evet, mesela Sayın Murat Kurum'un da hep birlikte hareket etmemiz lazım dediği bir süreç bu. Peki yani buna istinaden KİPTAŞ, Bakanlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle oturup bir masa kuruldu mu? Bunun üzerine bir çalışma bize var mı? Talep İletişim ettik. Var mı? En son bugün Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir toplantı yapmıştık. Cumartesi günü bakanla görüştüğünü söyledi. Hı hı. Oturalım, görüşelim diye, ama bir türlü yan yana gelemiyoruz. Bakın biz bu çağrı, bunu siyaseten kesinlikle söylemiyorum. Hı hı. Önemli bir sorumluluk alanını işgal ediyorum. Tabii. Vatandaşın sesi olmak zorundayım. Elimizde ciddi bir uzlaşı var. Tek başına altından biz kalkamayız. Bakanlıkla bir kaynaktan bahsediyor. Bu kaynağı hemen burada kullanabiliriz. Müşteri aramaya gerek yok tabiri caizse. Elimizde bir müşteri var. Hem de ilerlemiş versiyonu var. Şu ekranda arkada görünen harita bunu gösteriyor. Bizde her nokta bir uzlaşı seviyesini temsil ediyor. Ve bunların tüm alt kırılımları, ada parselinden proje detayına kadar, yapı envanterinden nüfusuna kadar hepsi var bizde. Biz bir araya gelmemiz lazım. Ama tabii bizi bir araya getirecek olan makam da bakanlık. Biz talepte bulunuyoruz ama randevuyu talep edebiliriz, ama randevuya kabul edilmemiz gerekiyor. O yüzden bakanlıktan bu çağrımıza kulak verilmesini bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile bakanlık arasında, direkt bakanımız Murat Kurum arasındaki görüşme cumartesi günü. Cumartesi en son günü telefonla konuşmuş. Özellikle Marmara'daki müsilaj meselesiyle ilgili bir konuştum dedi. Diğer konularla ilgili de bir araya gelelim, masayı genişletelim. Bu işlere bir çözüm bulalım, mikrofonlar üzerinden birbirimize atışmayalım mı bizzat söylemiş, ki o gün bizim bir temel atma programımız vardı, orada da söyledi başkan, Ekrem Başkan. Ben de birçok toplantılara katılmıştım. Baştan beri Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle deprem konusunda, İstanbul'u güçlendirme konusunda işbirliği çağrısı var. Bunun resmi taleplerimiz de oldu ama bir türlü maalesef yan yana gelemedik. İnşallah bu dönem geliriz. Çünkü yarısı bizden kampanyasının finansal kısımları çok avantajlı görünüyor. Ama bu avantajı gerçek ihtiyaç sahipleriyle eşleştirmek önemli. Aksi takdirde dönüşen bir yere mali yardım yapmanın, tabii ki orada da gene bir risk yapı yeniliyorsunuz ama yenilenmesi zor olanlara bizim bu desteği sunmamız gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destek paketini en çok ayıran, en önemli ayıran faktörü budur. Şimdi sizin bir destek paketiniz var, bakanlığın yaptığı bir proje var. Bunlar tamamen şu an birbirinden bağımsız mı? Tamamen bağımsız. Peki tamamen bağımsız ama aynı kitleye hitap eden iki proje. Riskli yapı. Birinden faydalanan diğerine başvurabiliyor mu? Başvurabilir ama onu çok vatandaşımıza soruyor. Yani ikisini birleştirebilir miyiz diye. Şöyle, İstanbul Yenileniyor üzerinden giden süreçle bakanlığın üzerinden giden süreçler arasında şöyle bir fark var. Gelin 700 bin TL destek olalım diyorlar. Şimdi konut ne kadara mal olacak?
2 milyona mı 3 milyona mı 700 bin TL oraya ne kadar çözüm bulacak? Bir kısmını çok uygun avantajlı bir kredi imkanı sunuyor. Yani orada biraz soyut kavramlar var. Bizde öyle değil. Uzlaştığı zaman inşaat maliyetini çıkaracağız. İnşaat maliyetinin direkt maksimumda %60-65'ine kadar gerekli kriterleri sağlayan bir hak sahibi ise destek olacağız. Bu rakam 1 milyon da olabilir, 1,5 milyon da olabilir. Çünkü projenin ne kadar bir maliyete çıkacağını bilmiyoruz. Bu ancak başvurular çalışılır, öyle çıkar. Yani kafadan 50 lira, tabii ki bunlar bu arada bakanlığın yaptığı destek mantık olarak çok kıymetli ama uygulama kabiliyeti olarak zor olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi uygulama kabiliyeti demişken sizin o zaman bu İstanbul Yenileniyor noktasında verilen bu teşvik paketine de biraz daha değerlendirelim. Belirli proje alanlarından bahsediliyor. Şöyle bir örnek üzerinden ilerlersek, varsayalım ki Eminönü'nde benim bir dairem var. Evet. Binam 5 katlı bir binada oturuyorum ve kat sahiplerinin hepsi bu yenilenmeye dahil olmak istiyor. Benim binam tek başına bu yenilenme sürecine dahil olamıyor mu? Bir proje alanı mı belirlenmesi gerekiyor? Yok, bizim proje, biz İstanbul Yenileniyor'da böyle bir süreç yok. Çoklu blok da olsa, yani site dediğimiz projeler de olsa, tek blok da olsa ki yaklaşık 10-12 tane uygulamamız var, 3-4 tanesi de tamamladık. Bize başvurabiliyorlar. Bizim tek kriterimiz uzlaşmak. Uzlaşsınlar tek blok. Yani 10 daire, 200 daire hiç fark etmez. Mesela bu hafta, yani cumartesi günü 580 konutluk bir projenin temelini attık. Bir siteydi. Uzlaştık, onayda yıktık. Önümüzdeki hafta yaklaşık 16-17 dairelik bir bloğun temelini atacağız. Bizim için uzlaşma esas. Blok bazlı olması, çoklu blok olmasının hiçbir kriteri yok. İstanbulyenileniyor.com'a başvurabilirler. Çok basit yönergeleri var. Yeter ki salt çoğunluğu yakalayalım. En çok tartışılan konulardan biri de bu kentsel dönüşüm sürecinde özellikle mülk sahiplerinin, yani o kat sahiplerinin kendi bulundukları semti bırakıp uzak, şehirden uzak bazı noktalarda bu süreci geçiriyor olmaları ya da oralara transfer ediliyor olmaları. Şimdi sizin projenizde Kiptaş'ın stoklarında mı yerleştirilecek buradaki? Biz şöyle, hani herhangi bir kere biz zaten bir imar plan değişikliği vesaire öngörmüyoruz. Sizin yıpranmış bir yapınız var, ekonomik ömrünü tamamlamış. O yapıyı yıkıyoruz, olduğu yerde gene sizi orada barındırıyoruz. Sadece yıkım sürecinde kira yardımı veya elimizdeki stoklarla vatandaşa eşleştiriyoruz. Geçici bir süre o bölgeyi terk etmesi gerekebilir. Bizim şu ana kadar yaklaşık 38 farklı noktada uygulamamız var. Hepsi de olduğu yerde dönüştürüyoruz. Biz hiçbir mahalleyi alıp, işte bunlardan en önemlisi Karanfil Köyü'dür. Bizi bazı kesim çok kıymetli yer diye eleştirdi ama biz o kıymeti oradaki vatandaşla paylaştık. Oradaki hak sahiplerinin hepsini orada barındırıyoruz. Hiçbir hak sahibini o mahalleden alıp bırakın yan mahalleyi başka bir yere, hiçbir yere taşımadık. Hepsi olduğu yerde. Bunun Kiptaş'ın uygulamalarını takip ederse vatandaşlarımız çok net göreceklerdir. Yer değiştirmeyi zaten o bizim yapabileceğimiz bir kabiliyeti, onu ancak kamu otoritesi yapabilir. Bakanlık bazı uygulamalarında yapıyor. Bu süreçte o zaman kira desteği de sunuluyor. Bazı projelerimizde değeri yüksek olanlarda ekstra geliri tamamen vatandaşa şarj ediyoruz. Mesela Karanfil Köyü öyle bir proje. Bakırköy İş Bankası bloklarını yapıyoruz. Buralar biraz göreceli olarak daha değerli olduğu için oradan gelen değerle biz bakanlığın verdiği kira yardımına ek olarak kira yardımı veriyoruz. Bazılarında bakanlığın yasal kira yardımından faydalandırıyoruz. Ama tüm süreçlerin organizasyonu vatandaş adına Kiptaş şirketi yapıyor. Yani vatandaşı uğraştırmıyoruz bu noktada. Şimdi ben sizin sosyal medya hem de bu web sitesinden şöyle hızlıca bir bilgilere baktım. Birkaç şey dikkatimi çekti. Bir, 80 metrekare civarında bir rakam. Yaşam alanı tarif ediliyor. Yaşam alanı tarif ediliyor. Bir bunu soracağım. Bir de İstanbul ili içinde ve dışında mülk sahibi olmama şartı var. Evet. Şimdi biz dedim ya, gelir seviyesine göre bu kaynağı aktarmak istiyoruz. Düşünün, siz varlıklı bir insansınız. Sizin mali desteğe ihtiyacınız yok. Bizim için o borçlanmayı ödeyemeyen kitle önemli. Yani bakanlıkla en çok ayrıştığımız şey o. Zaten bazı insanlar borç... Biz bir kere inşaat maliyetine bunu yapıyoruz. Yani inşaat maliyeti bugün İstanbul'da ortalama 25 bin lira. Ama bir evin ortalama satış fiyatı 50 bin lira. Yani 50 bin liraya yapmıyoruz. 25 bin liraya yapıyoruz. Bazı vatandaşlarımız bu parayı çok rahatlıkla ödeyebilir. Ama ödeyemeyen bir kitle var işte. Emekli ve dar gelirler. Bizim hedefimiz o kitleye destek olmak. O yüzden şimdi bir insanın İstanbul dışında bir mülkü, gelir getirici bir şey varsa zaten o hane gelirine takılır. Yani iki asgari ücret, üç asgari ücret barajımıza takılır. Zaten başka yerde taşınabileceği, ikamet edebileceği bir şey varsa o vatandaşı da dışarı gitmeye teşvik etmek istiyoruz. Çünkü önemli olan elimizdeki kaynağı maksimum seviyede gelir seviyesine göre dağıtmak. İhtiyaç sahibine ulaştırmak. O yüzden o kriterleri koyduk. Çünkü aksi takdirde bir sermaye transferi olur.
Varlıklı bir insanı daha varlıklı hale. Bizim derdimiz o değil. Bizim derdimiz ihtiyaç sahibine çözüm üretmek. 80 metrekare olayı da şudur. Orada bir metrekare bazı koyduk. Çünkü şu da olabiliyor. Bazı yerlerde imar hakları fazla oluyor. Mesela yıkıyorsunuz bir daireyi, iki daire yapabiliyorsunuz. O iki dairenin hakkını oraya vermek istemiyoruz. O değerle vatandaşa minimum borçlanma çıkarmak istiyoruz. Orada da minimum bir yaşam alanı tarifledik. 80 metrekare küçük gibi geliyor ama Kiptaş'ın yeni dönem projelerine baktığınızda faydalı kullanım alanı maksimum seviyede, yani kullandığımızda mimari projeler özellikle kat planlarında çok dikkat ediyoruz. 80 metrekarede çok ideal bir yaşam alanı yapabiliyoruz. O yüzden onu baz aldık. Aksi takdirde insanlar şunu diyebilir, 100 metrekare mi 150 metrekare ver de diyebilir. O kotaları koymak zorundayız. Dediğim gibi amacımız kaynakları gelir seviyesine göre eşit dağıtmak. Yani yarısı bizden de en çok ayrıştığımız şey o. 700 bin lira destek. Kime destek? Hane halkı gelir 150 bin olana da vereceksin. Bakırköy'de en iyi semtinde veya Kadıköy'ün en iyi semtinde oturana da vereceksin. Hiçbir zaman Bağcılar, Güngören, Esenler, Bahçeli Evler gibi daha riskli olan ve gelir seviyesi daha düşük vatandaşı faydalandıramayacaksınız. Bunun bir anlamı yok. Zaten uygulamada da bunun sorunlarını yakın zamanda kamuoyu görecektir. Teknik anlamda problemleri var. Kiptaş peki bu süreçte tam olarak neresinde? Yani bu uzlaşı sürecini birebir Kiptaş yetkilileri mi gidip semt semt dolaşıp yapıyor, yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin? Şöyle anlatayım. İstanbul Yenileniyor'a vatandaş başvurduktan sonra biz hızlıca vatandaşa bir dönüş gönderiyoruz. Bazı bilgi belgeler istiyoruz. Bu bilgi belgeler de vatandaşı yoruyor da artık ilçe belediyelerimizle yaptığımız işbirliği protokolleriyle o süreçleri de hızlandırıyoruz. Örneğin Şişli Belediye'mizle yaptık. Tüm teknik, hukuki ve finansal garantör Kiptaş. Vatandaş Kiptaş'la anlaşıyor. Kiptaş vatandaş adına sağlam bir yüklenici firma buluyor. Eğer vatandaş borçlanır ise, bankalarda kredi kullanması gerekirse Kiptaş vatandaş adına kefil de oluyor. 24 ay sıfır vadeli ödeme seçenekleri sunuyor Kiptaş. Ama bir inşaatın maliyeti çok yüksek olduğu için artık bugünümüzde o 24 ay sıfır vade seçeneği bile vatandaşa zul olmaya başladı. Çünkü inşaat maliyetleri tarihte olmadığı kadar büyük bir artış gösterdi. Şu anda asgari ücretin daha üstünde. Asgari ücret 17 bin lira. İnşaat maliyetleri 25-27 bin lira. Yani bir asgari ücretli insan bir inşaatın bir metrekaresini bedelsiz alamıyor. Kendi maaşıyla ödeyemiyor. Böyle bir ortamdayız. O yüzden biz orada gerekirse vatandaş lehine kefil de oluyoruz. Biz bunu resmi olarak kamu bankalarına yazdık. Ben genel müdür olarak yazdım. Tüm kamu bankalarının genel müdürüne. Büyükşehir Belediye Başkanımızla tüm kamu bankalarının yönetim kurulu başkanlarına yazdı. Yani biz kefil oluyoruz. Elimizde böyle bir envanter var. Gelin bu vatandaşlara, dar gelirli ailelere, özellikle risk yapıda oturanlara uzun vadeli düşük faizli kredi imkanı sunalım dedik. Hala bir cevap alamadık. Umarım bu yayını izlerler de dönerler bize diyorum. Evet, şimdi bir diğer konu da paketin yine kapsamı noktasında. Sadece konutlar bundan faydalanabiliyor. Burada aklıma şu soru geldi. Şimdi İstanbul'un genel olarak yapısına baktığımızda binaların birçoğunun alt tarafında ticari birimler var. Ancak bu projede, yani bu kampanyada diyebiliriz, pakette değiliz, bu teşvik kampanyasında ticari birimlerin bu kampanyadan faydalanamayacağı belirtiliyor. Evet. Bunun sınırı nedir? Yani bir binanın, ki birçok bina İstanbul'da bu şekilde. Ticari geliri olan bir yer, gelir getiren bir şeydir. Zaten buranın geliri, buranın yenilenmesi için o kişinin şeyi vardır. Gelir seviyesi uygundur. Zaten hane halkı gelirinde takılacak. Bir insanın birden fazla dairesi varsa İstanbul'da zaten oraya ödeyecek gelir var. Yani bizim dar gelirli tarifine uymuyor. Ticareti olan, birden fazla mülkü olan. İstanbul'da hani bu durum engel olur mu peki bir binanın? Hayır, olmaz. Çünkü kattaki herkesin anlaştığını diyelim ama alt tarafta bir ticari birim var. Amacımız herkesle anlaşmak değil, salt çoğunluğu sağlamak. Salt çoğunluğu sağladıktan sonra herkese zaten anlaşıyorsunuz. Çünkü yasanın uygulayıcı, yani yasanın tariflediği bazı yaptırımları uygulamaya başladığınızda, yani kararlı olarak karşında gördüğü zaman vatandaş, ticaret sahibi de yapısını yenilemek için zaten parası da var. Çoğunluğu da yakalamışız. Birçok insan hemen uzlaşıyor. Ama tekrar söylüyorum, biz geliri olana değil, geliri olmayana destek olmaya çalışıyoruz. Geliri olan zaten yapabilir. O bilinci biz ona yerleştiriyoruz bir şekilde. Yani ticareti olan adamın zaten parası var. Dükkanı olanın veya birden fazla dairesi olanın veya İstanbul dışında dairesi olanın zaten ekstra bir geliri var. O zaten o insanlara farklı yönelimlerde, yani farklı şekilde yönlendiriyoruz. Bizim için dar gelirliler hedef. Dar gelirli ve emekli aileler. Çünkü bu insanlar borçlanarak yapmayı kabul ediyorlar, evlerini yenilemeyi. Ama borcun altında eziliyor. Şimdi dar gelirli bir vatandaşımız borçlanarak evini yenilemeyi kabul ediyorken herhalde gelir seviyesi yüksek olan
bir vatandaşımız da riskli evini yenilemeyi kabul eder diye düşünüyoruz. Evet, şimdi başvuru rakamlarının yüksek olduğundan çok bahsettiniz. Yüksek. Elbette ki siz bu paketi hazırlarken de bir öngörünüz vardı. Evet. Doğru şekilde hayata geçirilirse, yani sizlerin öngördüğü gibi hayata geçirilebilirse bu paket, gerek bakanlığa çağrınız olduğu, kamu bankalarıyla işbirliği istediğinizi belirttiniz. Doğru şekilde işbirliği yapılırsa ve sizin öngördüğünüz gibi hayata geçirilirse bu paket, ne kadar sürede, ne kadar bir alanın? Bizim hedefimiz 5 yılda 50 bin konutu yıkıp yapmak. Seçim adiydi Büyükşehir Belediye Başkanımızın da. Bunu da neye dayanarak söylüyoruz, yapabiliriz diye. Zaten elimizde 26-27 bin tane konutun uzlaşısı var. Bu süreci başlattığımız zaman otomatikman bunun artacağını düşünüyoruz. İlk dönemimizde bu kadar 25 bindi biz seçimden önceki başvurumuz. Şu an 27 bine çıktı, artarak devam ediyor. Yani 4,5 yılda biz bunu yakaladıysak bir simülasyon yaptık. 5 yıl, yani ikinci 5 yılımızda 50 bini yakalarız dedik. Eğer ki biz bakanlıkla eş güdümlü çalışabilirsek, kamu bankaları sürece dahil edebilirsek bunun sınırı yok. Bak o kadar ne söylüyorum, sınırı yok. Çok 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 efsane bir şekilde İstanbul'da risk yapıları dönüştürebiliriz. Yani Kiptaş dar bir ekonomik imkanıyla, yani bakanlığa kıyaslandığında, Büyükşehir Belediyesi'nin bu kadar ekonomik şartlar ve siyasi zorluklara rağmen 24 yıllık Kiptaş'tan daha fazla konut yeniledi bu dönemde, ilk dönemde. Şimdi burada eğer iyi bir organizasyon yapabilirsek, tüm taraflar samimi bir şekilde, yani kentsel dönüşümün rekabeti olmaz bize göre. Çünkü can kurtarma mücadelesi. Kentsel dönüşümde eğer insanlar samimiyse, kurumlar samimiyse yan yana gelir. Hı hı. Biz samimiyiz, kapasitemizi ve haddimizi biliyoruz. Elimizde de ciddi bir veri var. Bunu eğer bakanlıkla bir araya gelirse, hani bu 50 bin rakamlarını çok rahat aşabiliriz. Çünkü şöyle de bir güzel ortam var Türkiye'de aslında. Şimdi merkezi yönetimle yerel yönetim, iki tane yapı var. Merkezi yönetim, yerel yönetimler. Bu devletin yapısı. Şu anda ikisinin de siyasi görüşü birbirinden farklı olması avantaj. Çünkü iki siyasi görüş yan yana gelip vatandaşa tek sesli bir şekilde bir çözüm önerirse vatandaş çok daha güven duyar ve çok daha hızlı uzlaşır. Bir de güçleri birleştiriyoruz. Yani geçen döneme kadar kimse İstanbul yenileniyor demedi. Kimse İstanbul'da inşaat maliyeti yenileneceğim demedi. Yeni bir akıl geldi, bunu önerdi. Bunu gören diğer merkezi yönetimde yarısı bizden kampanyası çıkardı. Şimdi bu güçlerin birleştiğini düşünün ve iki farklı görüşün tek sesli olduğunu düşünün. Sahada çok güçlü olursunuz. Biz o yüzden diyoruz ki bir araya gelelim. O zaman yani bir araya gelirsek bence 50 bin sınırında çok çok aşarız. Peki, çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür yani bunun siyaset üstü bir konu olduğunu olması biz de gerekiyor. Defalarca dile getiriyoruz ekranlarda. Umarız da o şekilde ilerler. İnşallah. Bu çabaların hepsi birbirinden değerli. Çok teşekkür evet, ediyoruz teşekkür katkılarınız ediyorum. İçin. Sayın Ali Kurt, sağ olun. Sağ olun.